Bediüzzaman Hazretlerinin 1907 Aralık ayında İstanbul'a gelişinden İstanbul'dan 1910 baharında ayrılışına kadar geçen 2,5-3 yıllık bir süre var. O süre içerisinde münazaratın hazırlandığını söylemek mümkün. Kuşkusuz öncesi de var ama yakın zaman olarak bu zaman dilimini ifade etmek mümkün. Bu zaman içerisinde münazaratın teşekkülüne vesile olan üç önemli ya da münazaratı anlamak için üç önemli noktayı belirledim. Onlardan bir tanesi dönemin siyasal yapısı ve Bediüzzaman. İkincisi, Bediüzzaman münazaratı yazmak için kendisi mi gitti, gönderildi mi? Bu soru. Üçüncüsü, münazarat metni tarihsel bir metin midir? İçerisinde tarihsellik ne ölçüde vardır? Şimdi 1907 Aralık ayında Bediüzzaman geldikten sonra birinci maddeyle ilgili konuşuyorum. Siyasal yapıyla Bediüzzaman'ın ilişkisi. İstanbul'a geldikten sonra malum Abdülhamit hükümdar. Ancak Abdülhamid'in son yılları, zayıf günleri öyle söyleyelim. Bu yapı içerisinde Bediüzzaman'ın Şark'tan gelip Şark'ın sorunlarını efendim dile getirmek için büyük bir heyecan taşıdığını biliyoruz. Padişah layiha sunması, efendim çevresindekilere Şark'ın sorunlarını anlatması, gazetelerde mesela İttihat ve Terakki gazetesinde Şark'ın sorunlarını anlatan gazeteler yazması vesaire gibi pek çok girişimler oluyor. Şimdi bu dönem içerisinde dönemi siyasal yapıyla Bediüzzaman ilişkisini çok iyi anlatması açısından bir belgeden bahsedip bu maddeyi geçeceğim. O belge şu. 19 Temmuz 1908 tarihini taşıyan bir belge. Malum Bediüzzaman İstanbul'da o dönemki Abdülhamid'in bürokratları tarafından tımarhaneye gönderilmiş, hapishaneye gönderilmiş, meşrutiyetin yürüyüşlerinin, gösterilerinin yapıldığı bir dönemde bile ya gözaltında ya hapishanede. Öyle bir pozisyonda. Ve 19 Temmuz 1908'de Babıali'den, Dahiliye Nezaretinden Van Valine gönderilen o belgenin bir cümlesini okuyacağım. Diyor ki, Bitlisli Molla Said oraya avdet etmek üzeredir. Yani bununla şu söyleniyor, buradaki hali başına buyruk hareketler yapıyor. Van'a gelirse benzer hareketlerde bulunabilir. Onunla ilgili düşünün, çare bulun. Bu belgenin benim dünyamdaki ifadesi şudur. İstanbul'da Bediüzzaman istenmiyor. Bugünlerde Bediüzzaman'ın tutuklu mu, hapishanede mi olduğu konusu da çok net değil. Ancak şu var, Bediüzzaman muhtemelen gözetim altında, kontrol altında. Yani hafiyelerin ve zabıtanın kontrolü altında bir yerlerde bulunuyor. 19 Temmuz 1908. 3 gün sonra meşrutiyet ilan ediliyor. 3 gün sonra meşrutiyetin ilan edilmesiyle malum o dönemde muhalifler denilen herkes piyasaya çıkıyor. Hatta af çıkmadığı halde biliyorsunuz hapishaneler boşalıyor. 15 gün sonra mecburen af çıkarıyorlar. Tabii bundan sonra Bediüzzaman Hazretleri meşrutiyetle birlikte meydanlarda konuşmaya başlıyor. Enver Paşa ile Sultanahmet Meydanı'nda, Selanik'te vesaire konuşuyor. Burada Bediüzzaman'ın 2. Abdülhamit döneminin o meşrutiyet öncesindeki kısmında meşrutiyetçi kimliğinin net olarak ortaya çıktığını, o dönemdeki devlet adamlarının Bediüzzaman hakkında tedbir aldığını, Van'a gönderme kararı aldığını, bir anlamda o dönemdeki siyasal iktidarla yani 2. Abdülhamit döneminde padişahla uyuşamadığını ortaya koyan bir belgedir bu. Şimdi bu belgenin ortaya çıkarmış olduğu o meşrutiyetçilik, padişahla ilişkisine bir takım, herkesin padişaha yakın olmaya çalıştığı bir dönemde bir takım engeller koyması, aslında münazaratın yazılışının zeminini oluşturan temel bir konu olduğunu söylemem gerekiyor. Bunun ayrıntısına çok fazla girmeyeceğim. İleride belki tartışmalarda girebiliriz.
İkincisi Bediüzzaman 1900 bu bahsini etmiş olduğumuz olaydan sonra malum 31 Mart olayı yaşandı. Ondan sonra Bediüzzaman tutuklandı. 23 gün tutuklu kaldıktan sonra Mayıs'ın ortalarında 1909 yılında serbest kaldı. Ve ondan sonra bir süre eserlerini Divan-ı Harbi Örfi neşretti. Ve İstanbul'a vedaname dedi. Yola düştü. Van'a. Şimdi orada ben kendi dünyamdan hep tartıştığım, bu üçü de tartıştığım konular, onlara dikkat çekmek istedim. Bediüzzaman Hazretleri acaba gönderildi mi, kendi isteğiyle mi gitti? Bu sorunun cevabı belki kısaca vermeye çalışacağım. Şimdi 1909 31 Mart olayından sonra Anadolu'nun dört bir yanında bir takım kıpırdanışlar meydana gelmeye başlamış. Meşrutiyet karşıtı eylemler. Mesela Urfa'da Şeyh Müslim olayı yaşanmış. Efendim Yakubalı Rıza Arnavut kökenli Balkanlarda bir takım girişimlerde bulunmuş. Anadolu'nun değişik yerlerinde meşrutiyet aleyhinde hareketler oluyor. Onları önlemek için hükümetin bir şeyler yapması lazım. Yaptığı şeylerden bir tanesi halkın ileri gelenlerini bölgelerine göndererek oralarda meşrutiyeti anlatmasını sağlamaktır. Mesela bizim somut olarak bildiğimiz ve görevlendirdiğini bildiğimiz Seyit Abdülkadir var. Seyit Abdülkadir'in Doğu Anadolu bölgesinde aşiretleri bir bir gezerek onlara meşrutiyeti anlattığını biliyoruz. İttihat ve Terakki Partisi gönderiyor. Şimdi Seyit Abdülkadir örneğiyle baktığımız zaman Bediüzzaman Hazretleri'nin de aynı dönemde gittiğini görüyoruz. Şimdi şunu şu rahatlıkla söyleyemiyorum. Bediüzzaman Hazretleri'nde acaba Jön Türkler İttihat Terakki göndermiştir hükmünü verirken elimde belge olmadığı için bu cümleyi çok rahat kuramıyorum. Ama genel eğilimlere baktığınız zaman sanki Bediüzzaman Hazretleri zaten fikri olarak meşrutiyet taraftarıdır. Enver Paşa'nın ile ilişkisi çok iyidir. Çünkü Selanik Meydanı'nda beraber konuşmuştur. İkisi de hürriyetçiliğinden birbirinden kuşku duymuyor. Enver Paşa'nın Bediüzzaman'dan bir rica bulunmuş olma ihtimali çok kuvvetlidir diye düşünüyorum. Bu tabi bunu genişletirsek Enver Paşa ile ilişkileri Divan-ı Harbi Örfü'de beraatinden buraya kadar gelen olayların Enver Paşa ile ilişkili olduğunu ben düşünüyorum. Kulaysa Bediüzzaman gitti mi gönderildi mi meselesinde belge olmadığı için çok net söyleyememekle birlikte Bediüzzaman kendi fikirlerini yaymayı yani meşrutiyetle, hürriyetle ilgili fikirlerini yaymayı zaten istiyordu. Ama bu iddiaçıların da istediği bir şeydi. Meşrutiyet karşıtı eylemler çıkmasını istiyorlardı. Ve iddiaçıların da desteğiyle Bediüzzaman doğuya gitti. Ama burada şunu da ifade etmek lazım. Bediüzzaman İstanbul'dan ayrılırken İstanbul'a vedanamede İstanbul'un istibdadından, baskısından, efendim yanlış anlamalarından usandığını söyleyerek gitmişti. Kulasa bu maddeyle ilgili şunu söyleyelim. Evet Bediüzzaman kendi idealler için gitti. Ancak burada Enver Paşa faktörünün de düşünülmesi gerektiğini söylüyorum. Burada tabii bir parantez açıp tartışılması belki gerekir diye söylüyorum. Bir zaman Cemal Kutay'ı hep yalan söyledi diye yanlış şeyler söyledi diye çizgi attık. Bir zaman Cemal Kutay hep güzel şeyler söyledi diye değer verildi. Ama bence şu noktada Cemal Kutay'ın söylediklerinin bazı şeylerin özellikle teşkilat mahsulü meselesinin yeniden düşünülmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Üçüncü madde, kısaca bunu da söyleyip bitireceğim. Münazarat metni tarihsel bir metin midir? Yani sadece zamanın şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmış metinler midir? Tarihsel bir metin olmadığını söylemenin bizi çok yanıltacağını düşünüyorum. Şöyle ifade etmek lazım. Mesela münazaratta anlatılan pek çok şeyin dönemin entelektüellerinin paylaştığını görüyoruz. Mesela diyelim ki Said Halim Paşa'nın meşrutiyetle ilgili risalesi, Kolcalı Abdülaziz'in azınlıklarla ilgili fikirleri, Manastırlı İsmail Hakkı'nın meşveretle ilgili fikirleri, Musa Kazım'ın usul meşveretle ilgili fikirleri, Bereket Sade İsmail Hakkı'nın meşrutiyetle ilgili fikirleri, Bediüzzaman'ın münazaratta belirttiği pek çok konunun değişik boyutlarını ele verir. Yine mesela Bediüzzaman'ın Münazarat adlı eserinde özellikle eğitimle ilgili konuların dönemin alimlerinden efendim Hoca Muhyiddin'in Risalesinde benzer bir şekilde yer aldığını görürüz.
ve biliyorsunuz meşrutiyet döneminde Medaris-i İlmiye Nizamnamesini hazırlanmasına zemin teşkil etmiştir. Hatta şöyle bir şey bile söyleriz. O dönemdeki Hoca Muhyiddin'in fikirleri hayata geçmişken Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı olmayıp da devam etmiş olsaydı mektep medrese arasındaki farkın büyük ölçüde kalkacağını bile söyleyebiliriz. İkinci mesela bir örnek Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi'nin Islah Medaris Nizamnamesi yine hakeza medrese ile mektebi yan yana getirip birleştirmeyi çok yakınlaştırmış reformlardır. Bu anlamda zaten tarihçilerin üzerinde ittifak ettiği bir nokta vardır. Medreseler konusunda Padişah Abdülhamid'in yapmadığını iddiatçılar yapmış, yeni reformlar geliştirmiştir. Bu anlamda Risale-i Nur metinlerinin tarihsel özelliklerini dikkate almadan yorumlanamayacağını düşünüyorum.